Bizden bize de şimdi özel bir açılışa gidiyoruz. Mannheim ve çevresinin tanınmış başarılı iş insanlarından Mustafa Olutürk'ün hizmete soktuğu kafe restoranın açılışına bizden bize de davetliydi. Sunucu ve yapımcımız Adil Palta, burada Mustafa Olutürk'le de çok özel bir röportaj gerçekleştirdi. Sevgili izleyenlerimiz, bizden bize ekip olarak, yorumcular olarak Mannheim'dayız. Yanımızda değerli iş insanı Mustafa Olutürk var. My Cafe Restaurant'ın işletmecisi, kurucusu. Bugün de açılış var. Hakikaten inanılmaz bir kalabalıktı. O da yıllardır gastronomi sektöründe çok işler yapmış. Birçok mekanları da var. Catering yapıyor. Kısaca onu bir tanıyalım öncelikle. Merhabalar. Merhaba. Mustafa Bey. Merhaba. Ben nasılsınız? Mustafa Olutürk. Teşekkür ederim. Bolu'dan geldik biz. 20 yıldır aşağı, 22 yıldır Almanya'dayım ben. 2012'de catering'le başladık. Daha sonra balık restoranı, daha sonra burası derken böyle devam ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Hakikaten güzel bir konsept yapmışsınız. Konsept gastronomi dediğimiz. Avrupa'nın birçok yerinde inşallah bu konsepti görürüz. Lezzetler de inanılmaz, tattık ekip olarak da gayet lezzetli. Sizin diğer sektörlerde de etkin olduğunuzu biliyoruz. Balık restoranınız var, şimdi seyircilerimiz de onu görüyordur. Bunun dışında da önemli büyük konserlere ev sahipliği, yani cateringleri yap. Bunu bir anlatabilir misiniz? Catering'de evet, büyük konserler oluyor. Türkiye'den gelen sanatçılar gerek buradaki büyük konserlerde, büyük alanlarda, salonlarda yapılan konserlerde özellikle hem ekibi hem sanatçıların kendilerine özel catering sunuyoruz biz. Aynı zamanda tabii firmalar da var. İnsanların özel günlerinde, aynen, de nikah, nişan... Aynen, günleri. Özel günlerde düğün, nişan, doğum günü, özel günler, yani daha çok şöyle söyleyeyim, kaliteyi tercih edenlerin adresiyiz, öyle diyeyim ben. Gazete benim mesleğim zaten, Türkiye'den ben gastronomiciyim. Aşağı yukarı aşçıyım. Türkiye'den aşçıyım. Oteller ve Türkiye'de de birinci sınıf restoranlarda, İstanbul'un oralarda çalıştık. Çok iyi ustalarla çalıştım. Yani geçmişimizde o kadar çok ezildik belki ama şu anda onların tabii ki meyvelerini alıyoruz, topluyoruz, öyle diyelim. Almanya maceramız biraz ilk başlarda sıkıntılıydı belki ama insanlar tabii ki sabır, her şeyden önce çalışmak gerekiyor. Çalıştıktan sonra da oluyor diye düşünüyorum ama biraz tabii ki önemli olan kalite. Buradaki biraz konseptten bahsedeyim. Burada özellikle makarnaydı, tavuktu, menülerden bahsedeyim. Yani aslında şöyle diyebilir miyiz? Dünya mutfağından, yani internasyonel lezzetleri sunuyorsunuz. Evet, benim altyapım da zaten dünya mutfağı. Türkiye'den de altyapım dünya mutfağı, Fransız, İtalyan ve Türk mutfağıydı ve ayrıca Orta Doğu mutfağı diyelim. Dünya mutfağı dedik ama karıştırdık. Yani Türkiye lezzetleri var. Mesela Türkiye'de bulabildiğiniz lezzetleri olsun istedik. Hem kendi kalitemizi koyarak, tabii ki üzerine koyarak tekrar geldik. Ayrıca yani Mannheim'de olmayan bir şey deneyelim dedik. Yani daha çok herkes kebap, döner, osu busu derken hep değişik değişik şeyler var. Biz de olmayanları yapalım dedik ki Mannheim'i daha zengin gösterelim. Daha zengin olsun. İnsanlar Mannheim'e geldiği zaman zengin bir şekilde her şeyi bulabilecekleri bir zenginlik olsun dedik. Şu anki bulunduğumuz yerde isterseniz seyircilerimize hatırlatalım lokasyon olarak. Lokasyon olarak Mannheim Marktplatz'tayız. Yani Mannheim Marktplatz dediğin zaman Marktplatz'ın hemen bir arka sokağı ama Türk sokağı yine burası da. G217 diye evet. Geçiyor. Burası Mannheim Quadrat olduğu için harflerle gidiyor. G2, 12, 17 numaradayız. Bugünkü açılışı yorumlamak gerekirse nasıl? Seveniniz, dostunuz, iş insanları, başkanlar, dernek başkanları, birçok insanlar burada renk kattılar, geldiler. Neler söyleyeceksiniz? Hakikaten memnunsunuz herhalde. Vallahi çok memnunum. Seveniniz şöyle var, daha da gelecek insanlar, tabii ki bugün iş günü olduğu için gelemeyen, çalışan veya işçi olan insanlar da var. Tabii ki akşama doğru yine müzik yapacağız. Yani açılışımız daha devam ediyor, öyle diyeyim. Gün sonuna kadar daha bir sürü insan gelecek. Geldikçe de göreceğiz, yani insanları ağırlamaya devam edeceğiz.
Hemşerimiz Mustafa kardeşimizin bugün itibariyle açılışını haber aldık. Sağ olsun kendisi davetiyi gönderdi. Biz de hayırlı olsun dedik ve yaptığı çok güzel yemeklerden tatma fırsatını da bulduk. Yemekler de harika, gerçekten çok güzel olmuş. Tebrikler, hayırlı uğurlu olsun derim. Sevgili izleyenlerimiz, açılışta röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda değerli bir konuğumuz var. Kenan Nalcı yanımızda. Yıllardır iş sektöründe başarılı işler yapmış. Raize Büro'nda seyahat ajandası işletiyor. Kendisinin de görüşlerini alacağız. Bugün açılış var. Neler söyleyeceksiniz bugünle ilgili? Teşekkür ederim. Öncelikle siz de Manayma şehrimize hoş geldiniz. Şu anda böyle güzel bir restoranın açılması da mahallemize katkı olmuş oluyor. Daha güzelleşiyor, daha temiz oluyor. Ve ben gördüğünüz gibi de çok güzel bir ortam olacak inşallah. Evet, merhabalar. Sizleri tanıyabilir miyiz? Benim ismim Dursun Baylan. Evet. Lütfik Safer'den geliyorum. Mustafa Bey'e de bir şeyler söylemek ister misiniz bugünle ilgili? Hani bizde bir laf var, işi ehline vereceksiniz derler. Mustafa Bey de bu gastronomiden geldiği için bu işleri çok iyi biliyor. Senelerdir de tanıyoruz. Ben bu işi güzel götüreceğine, evet, ve Avrupa'ya bir güzel bir katkı daha olacağına ben kendim inanıyorum. Merhabalar Ali Bey, siz de bugün Mustafa Bey'i desteklemek için bugün açılış günü. Neler söyleyeceksiniz, duygularınızı alabilir miyiz? Evet. İlk başta hayırlı olsun diyelim Mustafa'ya. Açılışın ilerleyen saatlerinde ise başarılı sanatçı İsmail Aydın'ın şarkılarıyla davetliler adeta müziğe doydu. Beyaz giyme söz olur, siyah giyme söz. Bence Manayim'in en iyi açısıdır. Evet. Kendisine tebrikler. Manayim'den selamlar. Evet.